Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yazarımız Tuba Çelik'le beraberiz. Yolda Ansızın isimli ilk öykü kitabını konuşacağız. Hoş geldik ikiniz de. Merhabalar, hoş bulduk. Güzel bir kitap. Tuba ile biz arkadaşız bu arada. O yüzden Tuba diye hitap ediyorum, sen diye konuşacağım. Çok keyifli bir öykü kitabı. İçinde 13 tane öykü var. Öncelikle seni tanımak istiyoruz Tuba tabii ki. Tabii ki birçok rolüm var. Hani ben seni tanıdığım için de biraz sen. Tabii ki bir evlatsın, bir eşsin. Akademisyensin aynı zamanda. Aynı zamanda YouTuber'sın. Evet. Öyle değil mi? Bundan çok iyi makale olur da partnerim misin? Evet, bir beraber çalışıyoruz. Yayın yapıyormuşuz gibi bir his var içimde. Ben seni biraz senin cümlelerini tanımak istiyorum. Çünkü öykülerinde de gerçi detaylarına sonra gireceğiz ama okurken hep şöyle bir temanın olduğunu fark ettim öykülerinde. Karakterler aslında birbirlerini bir noktada gerçekten tanımadıklarını fark ediyorlar. Bunu sen ilk defa fark ettin galiba ben söyleyeyim. Evet, bunu daha önce hiç kimse söylememişti. Mesela balkon hikayesinde Umman Barbaros'u hiç tanımadığını fark ediyor intihar ettikten sonra, değil mi? Evet. Alnındaki yara izi senin içinde, abisi aslında kız kardeşini hiç tanımadığını fark ediyor. Öyle değil mi? Çok iyi yakalamışsın. Evet. Bumayank'a baktığımızda Feriha'da ortağını hiç tanımadığını fark ediyor. Kerim'i hiç tanımadığını ediyor. Evet. İtiraf öyküsünde de baba aslında oğlu Caner'i hiç tanımadığını fark ediyor. Hukuku bırakmak istediğinde. Mutlaka benim de senin tanımadığın yönlerim vardır. Bana kendini anlatır mısın? Yani senin tanımadığın yönlerim var tabii. Yani bir karanlık yarım var demişim. Karanlık değil ama şimdi biz Seda'yla daha çok akademide tanıştığımız için Bahçeşehir Üniversitesi'nde ikimiz de hocayız. Ama bir de benim edebiyat dünyam var ve İstanbul'a gelmeden ki Ankara hayatı ve onun arka planı var. Herhalde çocukluğundan beri yazmakla kendini anlatmaya çalışan biriyim. Gecikmiş bir yazarlık benimkisi çünkü 40'larından sonra bir öykü kitabım oldu. Onun dışında, onun öncesinde hep akademik devam etti ve öykülerimi hep dergilerde yayınladım. Kendi iç dünyasında edebiyatı çözmeye çalışan biriydim. Çok fazla bunu paylaşamıyordum açıkçası. Üniversiteyi ama edebiyat bölümünde okuduğum için edebiyatla da hep iç içeydim. Yani edebiyatın teorik tarafıyla çok yakından temasım oldu. Hali hazırda da böyle. Ki dil bilimde doktora yaptım ama gittim işte muhafazakar edebiyat kanonunu yazdım. Alfa Kitap'tan Şubat'ta yeni çıktı. Hep edebiyatla ve edebiyat öğretimiyle ilgili çok uğraşıyorum, çok kafa yoruyorum. Ama iş yazarlığa gelince daha temkinliyim. Daha az üretiyorum veya daha çok iyi yapıtlar okuyunca insan biraz frene basıyor. Biraz böyle yani nasıl biriyim? Edebiyatın farklı alanlarında var olmaya çalışan okur yazar, hayatı seven bir yazarım diyeyim. Yaşamayı severim. İnsanları da merak ettiğim için bu öyküleri yazdım diyebilirim. Edebiyatı biliyor olmak senin yazarlığına nasıl etki ediyor sence? Biraz tedirgin yapıyor yani. O ne der, bu ne der ya da işte bu cümleyi böyle kuruyorum ama hani bunu nasıl anlar insanlar, iyi bir cümle mi bu diye. Belki tabii bütün yazarlar böyle bir endişe taşıyordur da içinde. Ama bir de ben ekstra sanki sınav kağıdı veriyormuşum gibi hissediyorum kendime. Yani senin çünkü editörlük tarafın da var. Editörlük de yapıyorsun aynı zamanda. Evet, Everest yayınlarında editörlük yapıyorum. Everest çocuğu kurdum. Editörlük yaparken de tabii akademideki o bütün o bilgiyi kullanıyorum. Metin dil bilimi, dil bilimciliği falan. Ama yazarlıkta da tıpkı şeyde olduğu gibi yani editörlükte olduğu gibi bütün o bilgiler kaçıp gitmiyorlar bir yere. Yani bazen ayağıma dolaşıyorlar. Ama aslına bakarsanız yazar kimliğiyle bilgisayarın başına oturduğumda yani bütün bu bilgiler yanımda olsa bile sonuçta saf bir ben konuşuyor orada. Yani iç içeler ama o kadar da değil. Çünkü yazarken kendinizle karşı karşıya kalıyorsunuz ve kendi kendinize konuşuyor gibi oluyorsunuz. Yazarlığında cesur olduğunu düşünüyor musun? İstediğin kadar. Yani
kendim için cesur olduğumu düşünüyorum. Yani yazmak zaten çok cesurca bir şey, çok cesaret isteyen bir şey. Çünkü yazdığınız şeyleri biri okuyacak, beğenecek ya da beğenmeyecek. Zaten kendi başına bir cesaret işi sanatla ilgilenmek. Kendinizi ortaya koyuyorsunuz. Ben bunları yazdım, bunları düşünüyorum diyorsunuz. Çoğu insan hani kendi düşüncesini ifade etmekte tedirgin olurken, sözcüklerini seçerken, hele de böyle bir ülkede yaşıyorken, bir de siz yazıyorsunuz. Cesurca bir şey. Ama ben henüz dediğim gibi bir tane öykü kitabı yazdım ama aklımda hep cesaret edeceğim şeyler var. Yani Daha var yani. daha var, Daha evet. iyisi, dünya iyisi. Yolda Ansızın bir kitap isim olarak çok güçlü bir kitap ismi. Ben çok güçlü buluyorum. Çok da etkileyici. Hikaye de çok güzel bu arada kitabın içindeki. Neden o hikayenin ismini, kitabın ismi olması için tercih ettin? En çok sevdiğin hikaye mi? Ben merak ediyorum bunu. Yazarlar neden bunu seçiyor öykü kitaplarını? Niye o hikayenin ismi? Bu 13 öykünün içindeki herkes bir yolculuk yapıyor. Yani bazen yürüyor, bazen araba kullanıyor, bazen bir şehirden başka bir şehre taşınıyor. Bazen sürgün gibi yaşıyor bir yerde ve bu yolculuğun içinde hep bir şeyleri fark ediyorlar. Zaten çoğumuz da öyleyizdir. Yani yürümek, düşünmek için çok iyi bir yöntemdir, çok iyi bir süreçtir. Yürürken insan kendini çok fark eder. Evet. Mesela Raşit Kolan Gölbekçisi'ndeyken işte editörüyle telefonda konuşuyor ve yolu yürürken aklına bir şeyler geliyor. Ve o aklına gelen şeyi yapmaya karar veriyor. Yolda Ansızın'da da öyle. Yani aniden karşımıza biri çıktığında yolda kafamız karışabiliyor. Bir arkadaşımızla karşılaştığımızda ya da birden annemiz telefon ettiğinde ya da hocamızla karşı karşıya kaldığımızda birdenbire bir karara verebiliyoruz ya da bir karardan vazgeçebiliyoruz. Yolda olma meselesi öyle. Bir de ben çok uzun yıllar yolculuklar yaptım. Yani araba kullanarak ya da işte toplu taşımalarla falan. O yolda bir sürü öykü buldum. Yani hep bir yerden bir yere giderken insan kendi kendine kalıyor ya. Hem kendini sorguluyor hem hayatı sorguluyor. O yüzden bu öykü kitabın adı Yoldansızın olmalıydı. Çünkü bana göre hayatta ansızın bir şeyleri fark ediyoruz ve genelde de yoldayız. O yalnızlık halinde çıkan öyküler hepsi. Evet, karakterler gerçekten bir yoldalar. Yani bir yolculuk diyelim. Belki tam yol olmasa bile, yani fiziksel olarak gerçekten yolda yürümek anlamında olmasa bile, karakterlerin bir şeyleri fark ediyorlar. Ve hayatlarının kontrolünü almaya çalışıyorlar gibi düşündüm öyküleri okurken ben. Balkonda öyküsünde de, buradan başka bir şeye bağlayacağım. Balkonda öyküsünde de kütüphanede bazı kitaplar var. Mesela James Joyce'un sanatçının bir genç adam olarak portresi, tutunamayanlar var değil mi? Burada acaba varoluşçular biraz göz kırpıyor olabilir misin? Ve ayrıca varoluşçu musun? Evet, varoluşçu muyum? Şimdi Varoluş ve Roman diye bir kitap yazdım. Varoluşçulukla kafayı bozdum. Yani varoluşçu yazarları çok severim. Ben bir varoluşçu muyum? Bunun analiz edilmesi lazım. Yani birinin bunu çalışması gerekir. Ama yaşarken, yani hali hazırda bir hayatı yaşayan biri olarak soruyorsan, evet varoluşçuyum. Çünkü ben insanın doğduğu anda ne olmaya karar verdiğini ya da ne olacağının bilindiğini düşünmem. Yaşarken bazı seçimler yapıyoruz ve bu seçimler bizi biz yapıyor. Hata yapabiliriz, yanlışa düşebiliriz. Birileri bizim aklımızı çelebilir. Zaman kaybedebiliriz. Her şey mümkün. Başa sarabiliriz. Ama bütün bunlar bu hayatı kurarken, yaşarken şu veya bu olma noktasında karar verirken kendimizi kurduğumuz bir macera. O yüzden ben de yaşarken öyleyim. Yani şöyle söyleyeyim. 18 yaşındayken filanca gibi bir düşünürsünüz. Bir düşünceniz vardır. Bazı insanlar 60 yaşına geldiğinde der ki, ha ben bunu 18 yaşındayken de böyle düşünüyordum. Hiç değişmedim der ve bu çok iyi bir şeymiş gibi sunar. Ben öyle değilim. Ben fikir değiştiren biriyim. Yani değişmekten korkan biri değilim.
Hayatını değiştirmekten korkan biri değilim. İstifa etmekten mesela korkan biri değilim. Ve bütün bunlar beni ben yapıyor. Bak şimdi sen sordun. Ben iki kere istifa ettiğimi fark ettim şimdi seninle konuşurken. Demek ki cesur biriyim. Ama edebiyatta mı bilemeyeceğim. Evet, karakterlerin de bence cesur bu arada. Öykülerde karakterler de onlar da kararlarını değiştiriyorlar ve hayatlarının kontrolünü ellerine almaya çalışıyorlar. Bir noktada birçok öyküde bu var zaten, fark ediyor ve sonra yeni bir seçim yapıyor. Evet. Yeni bir seçimle hayatına devam ettiriyor. Benim çok beğendiğim bir cümlem var. Hep söylüyorum bunu, sana daha önce de söylemiştim. Burada da onu tekrar etmek istiyorum. Bunun üzerinde belki biraz konuşabiliriz. Burada bize anlatmaya çalıştığı nedir acaba yazarın diye. Tabii. Çocukken kırkıma gelince hayat çoktan yerine oturur sanıyordum. Yanılmışım. Evde bir şey unuttuğu için yolun yarısında geri dönenler gibiyim. Evet. Doğru. Evet, bu cümleyi söylerken, yazarken ne düşünmüştün? Ya Biraz şöyle otobiyografik bir şeyler var mı burada acaba? vardır. Şöyle çok konformist biri değilim. Yani tamam rahatıma düşkünlüğüm o ayrı mesele de. Düşünce açısından çok konforlu yaşamıyorum. Yani kendimi dürtüyorum sürekli. Ve ister istemez kendini eleştiren, yaşadığı hayatı eleştiren insanlar biraz rahatsızdırlar. Ve bu yüzden bir şeyler yapmak isterler. Hayatlarındaki bazı şeyleri değiştirmek, yeni bir meslek edinmek, başka bir şehre taşınmak, işinden vazgeçmek, başka bir işe başlamak gibi ya da birinden ayrılmak, başka biriyle beraber olmak gibi. Bütün bunların hepsi cesaret gerektiren şeyler. Ama bazen insan erteliyor. Yani bazı şeyleri yapmayı erteliyor. Ve çocukken hani düşünürüz gerçekten 40 yaşıma geldiğinde çoktan kendimi tamamlamış olurum, bitirmiş olurum. İşimi, gücümü, eşimi, her şeyimi ayarlamış olurum diye düşünürsün. Ama öyle olmaz yani birden her şey alt üst olur ya da sen şöyle düşünmeye başlarsın. Ya ben tam olarak galiba istediğim şeyi yapamadım. Şimdi tekrar başlamak istiyorum. Yani acaba yeniden almam mümkün mü? Geri sarmam mümkün mü diye düşünmeye başlarsın. Bu cümleleri yazarken benim aklımda bu vardı. Çünkü o öykümün içindeki karakter de hayatını oturttuğunu düşünmüş bir adam. Ama öyle değil yani. Karısı bırakıp gidiyor onu. Çünkü siz bırakıp gitmeyebilirsiniz ama birisi sizi bırakıp gidebilir. Evet. Yani siz bir şehri çok seviyor olabilirsiniz ama o şehir size istediklerinizi vermeyebilir ve siz o şehri terk edip gitmek zorunda kalabilirsiniz. Şimdi bu da buna sağlıyor, buna yol açıyor. Yani hayatta her şeyi kendimiz değiştiremiyoruz. Şu anda bir sürü guru var ya işte ne istiyorsan o olur yeter ki iste diye. Öyle bir şey tabii ki yok. Yani bir hayatın ya da yaşadığın ülkenin gerçekleri var. Her zaman her istediğin olmuyor. Ama bunların içinden yapabildiğinin en iyisini yapmak diye bir şey var. Ben onun için şöyle düşünen biriyim. Kaybetmeyi göze alarak, konforlu alanı terk ederek o gerçekten kafama koyduğum şeyi yapmak istiyorum. Bu yüzden bazen acı çekebilirim. Ya da yeniden başlayabilirim yani sıfıra çekebilirim. Başlangıç noktasına dönebilirim. Bunun getirdiği bir düşünce bu. Yani hiçbir zaman tamamlanmıyor aslında. Yine bak varoluşçuluğa geliyor. Kırkına gelebilirsin ama evde bir şey unutmuşsundur. Geri dönüp onu getirmeye çalışırsın. Bunun gibi. Evet. Şehirlerden bahsettin. Sen çok şehir değiştirmiş bir Evet. kimsesin. Bu öykülerin ortak noktası ise Ankara. Evet, Bir Ankara. öykü sadece Ankara'da geçmiyor. O da en sonunda Ankara'ya gidiyor. Evet, Karakter. tedavi için. Evet, Ankara senin için önemli belli ki. Değil mi? Evet, tipik bir Ankaralıyım diyebilirim. Yani tipik miyim? Ankaralıları sorsan tipiksin der mi bilmiyorum ama şöyle 20'lerimi orada yaşadığım için kendimi tanıma noktasında Ankara bana çok fazla imkan sunduğu için yüksek lisans doktora bu süreçler de orada geçti. Ve edebiyatı da öykü yazmaya da orada başladığım için Ankara beni gerçekten şekillendirmiş bir şehir. İşte disiplinli oluşum, dakik oluşum filan. Bütün bunlar
veya eleştirel olmam diyeyim. Hı. Sakin ve güvenli dostlukları aramam ve bunları korumaya çalışmam gibi. Ankara beni gerçekten çok etkilemiştir ve hala da etkiliyor tabii. Bağım hala devam ediyor, hala orada bir evim var. Ama şöyle bir şey var tabii. Ankaralılık hemşehrilik duygusuyla olan bir şey değil. Yani bu kültür belki aramızda vardır Ankara ile bağı olanlar. Edebiyat sadece İstanbul'dan ibaret değil. Bunu Cumhuriyet'ten sonra neyse ki Anadolu gerçekçileri başardılar. Yani ülkenin içerisinde çok çeşitli kentler var ve bunların edebiyatları da yapılabiliyor. Ankara'da güçlü bir edebiyatı olan bir şehir. Ben de işte öykülerimin içinde o Ankara'nın sokaklarını gezdim, caddelerini. Yani benim öykülerimi okuyan biri Ankara'ya gitmiş kadar olur. Peki o zaman İstanbul'da yaşıyorsun artık. İstanbul öyküleri gelir mi? Öykü gelir mi bilmiyorum ama bir roman gelecek. İstanbul'da geçiyor. İstanbul sanki bana daha bir roman gibi geliyor. İlginç. Şimdi çok can alıcı bir soru soracağım. Hadi bakalım. Şimdi kitapta 13 hikaye var ya. Evet. Sorun bu değil ama önce bunu sorayım. 13'ün uğursuzluk getireceğini düşünmedin mi? Niye 14 değilim sen? Bunu bir Sordun hikaye bana. çıkarabilirdin. Hadi 14.'cüyü yazamadın. 12 olabilirdi. Neyse Aslında sorun bu değil. bu 14 taneydi gerçekten. 14 öykü vardı. Birini çıkarınca 13 kaldı. Uğursuzluk, yani çok metafizik şeyler yok bende. Böyle denk geldi. Aslında güzel bir rakam 13. Seviyorum. Sayı, pardon. Uğruna da geldi demek Rakam. ki. Ama sorun bu değil tabii ki. Evet. Neşe şakası. Bu 13 öyküden sadece 2 öyküde kahraman kadın. Geri kalanlarında erkek. Neden erkekleri anlatıyorsun bize? Peki. Gerçekten merak ediyorum sorunun cevabını. Ya bu soru bir kere daha sorulmuştu herhalde. Bilmiyorum. Yani iki cevap var. Birincisi kendini saklama arzusu olur. Olabilir. Olabilir. Yani bir kadın karakteri anlatırsam çok kendimi ifşa edebilirim endişesi duymuş olabilirim. Yani. Ya da erkeklerin anlaşılmadığını düşünüyorsun. Ben bunları Evet, anlatayım. ben erkeklerin Herkes de tanısın. daha çok anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Burada bir feminist olarak konuşuyorum. Erkeklerin de çok basma kalıp anlatıldığını düşünüyorum. Kadın yazarların erkek karakterleri daha çok anlatmaları gerektiğine inanıyorum. Yani onların da çok farklı yanları var ve bir kadının gözünden bir erkeği anlatmak bence çok doğru bir şey. Yani onun güçlü yanları, zayıf yanları, yani o olabilmek. Çünkü bana göre bir yazar her şey olabilir. Yani ben bir Mrs. Dalloway, pardon, Virginia Woolf'un Flash romanı mesela bir köpeğin ağzından anlatılır. Bir yazar her role girip çıkabilir diye düşünüyorum. Hı. Ama niye bu kadar çok erkek karakteri Evet, anlattın? ben de bunu soracağım. Evet, muhtemelen kendimi gizleme arzusuyla yapmış olabilirim. Veya işte ben de erkekleri Yani anlatabiliyorum falan diye olayların bir kısmı demiş olabilirim. otobiyografik aslında ama bunu bir erkek gibi anlatırsan hani sen olduğun ortaya çıkmaz anlamında mı? Bu. Ya ondan değil ya, bir tür filtre sağlıyor. Yani şöyle, kadın olmak çok bazen bize de ağır gelen bir şey yani. Çünkü çok hassas bir şey. Dünyayı çok böyle derinden anlayabiliyorsunuz. Ya bu erkekler anlamıyor anlamına gelmiyor, onu da söyleyeyim. Sanıyorum gözlemlediğim yer ilk etapta daha sokaklar, daha mesela pavyon da var benim hikayelerin içinde. Bir darbukacının hikayesi de var, Gay Deli Bekir. Sanıyorum Ankara'daki o Bent Deresi, işte Demirli Bahçe, Ulus çevresinde gözlemlediğim yer daha çok erkeklerin yoğun olduğu ya da erkeklerin yoğun olarak yaptığı meslekler olduğundan oraya doğru yöneldim. Ama işte öğretmenlik gibi dergi ve edebiyata merak salan insanları daha steril ortamlarla kadınlarla buluştum. Ya bir yazarın bence bir macerası var yani. Başladığı gibi devam etmiyor yazarla. Sanırım senden kadınlar anlattığın öykülerde bekliyorum ben. Sen onu bekliyorsun, evet biliyorum. Yapacağım. Evet, Hepsini yapacağım. kadınlar daha çok anlatılmalı diye düşündüğüm için olabilir. Evet. Birçok yerde geçiyor hikayeler. Pavyonda geçeni var, tamirhanede geçeni var, yayın eviyle ilgili olanı var ama Evet. karakterler bir noktada aslında birbirlerinin hayatlarına dokunuyorlar. Bütün öyküler aslında birleşiyor bir noktada.
Evet, bir puzzle yaptım ben. Yani 13 öykü yazdım ve o 13 öykünün her birinin mekanı bir şekilde Ankara'yla birleşecek şekilde. Biri birinin komşusu, öteki doktoru, biri ki mimarı, birisi aynı binada çalıştığı adam filan. Bir tür hani Crash filmi etkisi gibi. Bir şekilde buluşuyorlar ama ortak bir düğümün çözülmesi değil. Sadece ben şunu anlatmak istedim bu öykü kitabında. Hatta bir cümlede kullandım da birbirimize değmeden yaşıyoruz diye. Bu karakterlerin hepsi yalnızlık çekiyorlar. Yani anlaşılamama endişesi, dayanışamama endişesi, tutunamama endişesi, hepimizin içinde tuttuğu duygular. Ama biz aynı şehirde yaşıyoruz. Yani Ankara'da yaşıyoruz, İstanbul'da yaşıyoruz ama çok az temasımız var. Teğet geçiyoruz. Teğet geçiyoruz. Evet. Bir şey yok ama bazen şöyle düşünüyorsun. Herkesle çok yakın arkadaş olmayabilirsin ama benimsendiğin, sevildiğin, kavrandığın, bağrına basıldığın bir toplumda yaşamak da başka bir şey sonuçta. Evet. Biraz tedirgin yürümek yani. Biraz tekinsiz yürümek herhalde. Ondan. Yani aynı yerdeyiz ama birbirimizi pek hissetmiyoruz. Kutuplaştırılıyoruz ya da küstürülüyoruz, Görmüyoruz. korkuyoruz birbirimizden. Bir mahalleye girmeye korkuyoruz, işte selam vermeye korkuyoruz gibi. Yani temas sınırlı ama bunun yanı sıra daha yakın teması olanlar da aslında birbirini çok da iyi tanımadıklarını fark ediyorlar bir noktada. Evet. Aslında yani bence çok önemli bir kriter bütün öykülerin içerisinde geçen bir konu diye düşünüyorum. Her zaman böyle düşünmüyorum. Mesela senin beni anladığını düşünüyorum. Yani dediğim biraz kadınca bir yorum yani benimki mesela. Çünkü ben gerçekten insanların birbirini tanımadığını hissettim öykülerde. Bunu fark ettiklerini Evet. hissettim. Bir başka konuda dikkatimi çeken benim ölüm konusu. Ölüm çok fazla öyküde var. Sen En çok zeki bir başta. okur olduğun için sen iyi bir Estağfurullah. bibliyofilsin, o yüzden yani iyi bir eleştirel bir okursun, o yüzden gördüm. Ölüm temasına geri dönebilir miyiz? Ölüm Ki temas. dönmeyin. Dönmek istemiyorsun oraya ama çok var öykülerin içerisinde. Ya yani intihar var, intihar etmiş bir anne var. Yani bir hikaye zaten Evet. Balmondo'da da zaten tamamen varoluşuna intiharına odaklanıyoruz. Sonra annesi intihar etmiş bir çocuk var. Sonra göl bekçisi ilk hikaye. Bu arada niye göl bekçisi ilk hikaye? Ya o son öyküde de kapanıyor biliyorsun. Yani Serbülent'in Gerçi. hikayesi orada kapanıyor. Niye ilk öykü? Ankara'nın bütün girdisini çıktısını bilen bir yazar. Onunla beraber biz sokakları geziyoruz ve bir ölümle bitiyor. Ve sonra biz onun o bıraktığı yerden Ankara'da dolaşmaya ve bu sefer başka karakterlerle beraber dolaşmaya devam ediyoruz. Araya başka soru sorduğum için ölüm temasını hala konuşamadık. Evet. Sürekli geçiştiriyormuşuz gibi oldu. Ölüm. Tamam. Evet. Ölüm sorguladığım için mi? Şimdi Hayattaki bütün tercihlerimiz, bütün kararlarımız aslında ölüm korkusuyla ilişkili. Verdiğimiz bütün kararlar. ben O da bir korkmuyorum. varoluşçu yazar. Ölümden korkmuyorum. Ölümü kabul etmiş biriyim. Ölüm bende şöyle bir gerilim yaratıyor. Ya acaba yapmak istediğim şeyleri yapacak mıyım yani? Ya da zamanım kalmadı gibi böyle bir gereksiz panik duygusu oluşabiliyor. O yüzden birçok şeyi aynı anda yapmaya çalışan biriyim. Bu bazen çok yorucu olabiliyor. Karakterler için bir turnusol kağıdı. Barbaros artık vazgeçiyor yani yaşamaktan. Yani intihar ya da ölüm ya da cinayet dediğimiz şey hayatımızın içinde var olan şeyler. Bilerek mi bunu seçiyorum? Hayır. Ama bir tanımlama için, betimleme, bitmiş bir ömrü tanımlamak için bir yazar için çok güzel bir yol ölüm. Evet, bence güzel, keyifli bir sohbet oldu. Ben daha Mutlu oldum. daha kendini ortaya koydum. Eni Erno gibi Wow, hikayeler çıtayı bekliyorum. çok yukarı, Nobel. Çıtayı. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.